Evet, herkese merhabalar tekrar. Klinik Embriyoloji Derneğimizin Adana Bölge Toplantısının ikinci oturumuna başlayacağız. Sabah çok güzel sunumlar dinledik. İkinci bölümde de aynı şeyler olacağına eminim. Bir an önce bir toplantıyı düzenleyen herkese ve Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyelerine, katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi çok aşmamak maksatlı. Hemen sunumlara başlayalım. Elbette size önce Serdar hocamızın sunumuyla başlayacağız. Onu tanıtmak isterdim ama zaten çok camiamızda sevilen ve tanınan biri. Ona ihtiyaç kalmayacak. Hocam buyurun, sunumunuzu dinleyebiliriz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın başkanlar ve değerli katılımcılar, ben de KET Başkanı Sayın Necati Fındıklı'ya ve Figür Organizasyonu'na teşekkür ederek hemen sözlerime başlıyorum. Bu toplantıda herhalde tek kadın doğumcu olarak ben konuşacağım. Konuşuyorum, gözüken öyle. Onun için kadın doğumcu gözüyle bir erkek infertilitesi nasıl yönetiyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Bunları çok özeti şeklinde bir sunum hazırladım. Sunum sonunda biraz da sperm DNA fragmentasyonuna yöneleceğim. Bu şekilde sunumumu yapmaya çalışacağım. Şimdi evet. İnfertil erkeğin değerlendirilmesindeki amaçlarımızı dört ana başlık altında koyuyoruz. Bir, olası düzeltilebilir nedenleri saptamak. İki, erkeğin spermiyle art uygulaması yapılmasına uygun durumları belirlemek. Üç, art uygulaması yapılamayan durumları belirleyerek bu çiftlere donör inseminasyonu veya evlat edinme önerisini getirmek. Ve dördüncü olarak da art uygulanacak ve genetik anormallik olan erkek hastada bu kişinin ve çocukların sağlığını etkileyecek durumları saptamak. Şimdi erkek fertilite potansiyeli ile ilgili faktörlere bir şöyle bakacak olursak, şurada %100 fertil spermden en aşağıda da %100 infertil sperme doğru bir geçiş, bir şekil var. Şu sol tarafta saptayabildiğimiz, ışık mikroskobuyla değerlendirebildiğimiz parametreler var. Bunlar da sperm sayısı, motilitesi, morfolojisi, kromozomal içerik, DNA bütünlüğü. Bundan sonra moleküler seviyedeki faktörler geliyor. Bu moleküler seviyedeki faktörler tabii ki rutin araştırmalarda elde bulunamıyor. Ancak bunların bir kısmı infertilite ile ilişki kurulabilmiş durumlar. Geri kalan şu totalin üçte biri de moleküler faktörler, fakat daha infertilite ile ilişkisi kurulamamış durumlar. Yani erkek infertilitesinde biraz sonra göstereceğim slide'da olduğu gibi çoğu şey daha pek fazla bilinemiyor. Şurada gördüğünüz gibi buzdağını görüyorsunuz. Suyun üstünde motilite, morfoloji ve sayı varken aşağıda kim bilir neler var. Daha bilemediğimiz çok şey var. Şimdi fertilizasyon başarısında spermin etiyolojideki rolü adlı bu şeyde, resimde. Bakın şuradan başlayacak olursak en baştan sperm penetrasyonundan IVF ortamını düşünelim. Sperm penetrasyonun başarısızlığında %57 oranında sperm sorumlu. Bu böyle devam ediyor. Aktivasyonda %40 oranında, ikisi de yine spermden gelen defektlerle %40'lık bir başarısızlık oluyor. Uzatmayalım. Bu şekilde bu devam edip gidiyor. Ve gördüğünüz gibi spermin rolü hiç de yadsınamayacak kadar önemli. Şimdi klasik statlerden bir açılış yapacak olursak, infertilite nedenlerine baktığımız zaman bildiğiniz gibi pür erkek faktörü %20-23 gibi gözülürken, daha sonra açıklanamayan %28'i ve koital nedenler %5'i de bu işin içine katarsak, sonuç olarak erkek ve kadın %50'şer bu işte eşit diye derslerde öğrencilere anlatıyoruz. Bu şekilde açıklıyoruz. Neden erkeği kendi içinde sınıflandıracak olursak, bakın en altta sınıflandırılamayan grup var %40-50.
buzdağının altını hatırlayın. Daha sonra hipotalamik hipofizen nedenler, sekonder hipogonadizm dediğimiz %1-2. Sonra spiler nedenler geliyor ki en zor olan grup bu. Primer spermatogenezde yetmezlik veya hipogonadizm %30-40. Ve postostiküler nedenler, yani sperm transport bozuklukları. Bunlar da %10 ila 20'yi oluşturuyor. Şimdi erkek infertilite değerlendirmeyi bir takım basamaklardan geçerek yapıyoruz. Tabii ki başta da söylediğim gibi biz kadın doğumcu olarak hastayı hiçbir zaman erkek hastayı muayene etmiyoruz. Sadece semen analizini değerlendirmesinde devreye giriyoruz. Bütün bu basamaklar, hikaye, fizik muayene, semen analizi, genetik testlerle endokrin testler androlog ve ürolog tarafından değerlendiriliyor. Daha sonra semen analizi de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Şeyi unutmayalım, hipotalamik hipofizer testiküler aksı. Biliyorsunuz FSH erkekte spermatogenezden sorumlu. Ancak hipofizden yapılan LH'dan oluşan, leytik hücrelerinden yapılan testosteron da erkekte bu ortama girebilmeli ki spermatogenez oluşabilsin. Hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla yani spermatogenezde hem FSH'ın hem LH'ın bir rolü mevcut. Şimdi erkek infertilitesi tedavi sonucu etkileyen en önemli prognostik faktörler infertilitenin süresi, spermogram sonuçları, kadın yaşı, kadın fertilite durumu ve infertilitenin primer veya sekonder oluşu. Bu 5 faktörü mutlaka düşünmemizde fayda var hastayı değerlendirirken. Standart semen analizlerinde ne yapıyoruz? Bu slaytlar Cem'in de anlattığı, işte bunun 5. edisyon 2010 laboratuvar manuelinden semen volüm ve pH ölçümü yapıyoruz. Debris ve agglutinasyon için mikroskopi yapıyoruz. Burada agglutinasyonun varlığı antisperm antikor için bize bir fikir verebilir. Daha sonra 3 ana parametre, sayı, motilite ve morfolojiyi yapıyoruz. Lökosit sayımı ve immatür germ hücrelerinin araştırılması. Burada lökositle germ hücresinin görünümü, ikisi de yuvarlak hücre olduğu için ve ejekülatta lökosit sayısı mililitrede 1 milyonun üstüne kadar normal kabul edildiği için eğer 1 milyon üzerinde bir değer varsa o zaman özel peroksidaz boyaması yaparak lökositleri ayırmak gerekir. Bunu unutmayalım. Çünkü bunlar ikisi de yuvarlak olduğu için ayrılamaz. Bu bildiğiniz aynı manuelden değerler. Bu şeyin hatırlatayım. 4 kıta, 14 ülke ve 4500 fertilitesi ispatlanmış erkeklerden elde edilen ejekülatlarla saptanmış değerler bunlar. İki tane burada benim size hatırlatmak istediğim. Sayı mililitrede eskide 20 idi, 15'e indi. Bildiğiniz gibi. Bir de işte uzun yıllardan beri süre gelen bir kavga vardı. Kuru germ mi yoksa hu mu diye. Burada hu'nun değerleri de %4 olarak burada eşik değer olarak verildi. Şimdi bununla ilgili şöyle bir takım öneriler var, değerlendirmeler var. Bunların hepsini okumanıza gerek yok. Sadece kırmızıyla çizdiklerimi söyleyeceğim. Şimdi her ne kadar bunlar eşik değerler olarak verilse de %95 referans aralığına düşen semen parametreleri fertiliteyi hiçbir zaman garanti etmez. Semen veren fertil erkeklerin %5'i de bu belirtilen referans değerlerin semen altındaki semen parametrelerine sahiptir. Yani ne demek? 2 milyon mililitre sayısı var ama gene de çocuğu var. Bir de en önemli konu şu, terminoloji yalnızca semen kalitesini sınıflandırmakta ve herhangi bir biyolojik nedeni düşündürmemektedir. Yani deskriptiftir, tanımlayıcıdır. Biz o erkeğin niçin 10 milyonluk bir semen sayısına mililitre de sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bunun neden olduğunu, biyolojik nedenini anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Bilsek zaten tedavi edip infertilitesinden kurtaracağız. Yani bunu da düşünmekte fayda var. İlk değerlendirmede ne yapıyoruz? İşler aynı anda tabii alınıyor. Kadın bize geldiği için eşinin de yanında olmasını istiyoruz. Erkeğin ilk değerlendirilmesinde üreme hikayesi, sperm analizi yapılmalı tabii ki. Bu sperm analizini sabah Cem'e de ben hatırlattım, belki hatırlarsınız. Benim eriştiğim kaynaklarda, ki her yerde bu yazmıyor,
analiz iki kez arayla, iki veya üç kez, ama arası ne kadar olmalı? Ben bunu bulduğum kaynaklarda bir ay olarak tespit ettim. CEM 15 bizim şeye göre, kanuna göre 15 günde bir üç kez yapılması gerektiğini söyledi. Ama kendi görüşü olarak da iki ayı söyledi. O ortalama bir ay arayla yapılmalıdır. Hatırladığınız üzere bu manuelin başında bir grafik vardır. 120 ay boyunca bir erkeğin sperm sayısı dalgalanmalarını gösterir. Dolayısıyla normal çıktığı takdirde sorun yok da anormal olduğu zaman 3 tane yapmakta fayda var. Bir veya daha fazla anormal sperm parametresi olan erkek ürolog androlog tarafından tüm hikayesi anlarak ve fizik muayenesi ürolog tarafından yapılarak ilgili testler istenir. Normal spermogramı olan infertil erkeklerde %1-6 oranında malignansiyonu içeren medikal patolojiler çıkacağını da unutmayalım. Başarısız, bazı yerlerde yüt diye yazdım, bazı yerlerde art diye yazdım, kusura bakmayın. Burada yardımcı üreme teknolojisi olan veya tekrar ya debilik kaybı olan iki veya üçlü çiftlerde de erkek faktörü mutlaka değerlendirilmelidir. Bu sperm DNA fragmentasyonu kısmında tekrar buna değineceğim. İleri baba yaşı ile ilgili ne durumlar olabilir? De novo, intra veya intergenik germline mutasyonları, sperm aneuploidisi artıyor. Yapısal kromozomal aberrasyonlar, sperm DNA fragmentasyonu gene artıyor. Doğum defekleri, genetik aracılı durumlar, çocuk doğduktan sonra çocukta kondroplazi, şizofreni, otizm gibi durumlar ortaya çıkıyor. Diyet için yağ ve etten fakir diyet, meyve ve sebzeden zengin diyet öneriyoruz. Sigarayı zaten herkes biliyor, 3 ana parametreyi düşürdüğünü. Anabolik steroidlerde sanıldığı gibi sperm arttırmıyor, spermatogenezi az kılıyor. Yani kullanılması yasak, yani yanlış. Sperm analizi sonuçları hasta yönetiminde önemli bir yol göstericidir. Çoklu sperm anormallikleri olduğunda klinik önem artar. Azalmış libido, erektil disfonksiyon, oligoazospermi, atrofik testis veya fizik değerlendirmede hormonal anormallik bulguları olan infertil olgularda PSH ve testosteron değerleri de istenmeli. Gene azospermik olgular, obstriktif, non-obstriktif ayrım için semen volümü, fizik muayene ve FSH sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Primer infertilite ve azospermi veya ciddi oligozoospermisi olan, yani mililitre 5 milyon altı sperm olan, hastalarda yüksek FSH veya testis atrofisi olan olgularda karyotip ve Y kromozom mikrodeletion analizi de yapılmalıdır. Bu Guzi'nin bir yayınından, biraz eski ama çok güzel. 2001'de yapmış bu yayını Guzik, gördüğünüz gibi. Burada 1, 2, 3 dediği sperm 3 ana parametrenin başlıkları, yani sayı, hareket ve şekil. Bir anomali varsa infertilite oturuyor şansı 2,5'lardayken 3'e çıktığı zaman, yani hem şekil hem hareket hem de sayı düşükse %15'lerin üstüne çıkıyor. Yani oligoastroteratozoosperm olduğu zaman durum biraz daha kötü erkek açısından. Şimdi gelelim hafif hafif tedaviye. Burada artın ilk basamağı olarak bazı yayınlarda kabul ediliyor, bazı yayınlarda edilmiyor artın ilk basamağı olarak, ama IUI'ya. IUI yaptığımız zaman herkesten gelen soru şu: hangi sperm değerlerini, sayı, motilite, morfolojiyi kullanalım ki başarılı olalım? İşte bunun için 2014'te Ombilet ve arkadaşları bu sistematik review'u yaptı. Ne dediler? En son sonucunu söylüyorum. Inseminating motile count, yani yıkama sonrası 0.8 ila 5 milyon şey varsa sperm elde edebiliyorsak, morfoloji %5, ama bunu biraz sonra gene söyleyeceğim. Total motil sperm sayısı yıkama öncesi, yani ilk verilen ejekülatta 5 lira 10 milyon ise ve gene ilk verilen ejekülatta total motilite %30'un üzerinde ise, bu değerlerin üstünde rahatlıkla IUI yapabilirsiniz gebelik açısından. İyi şeklinde bir öneri getiriyorlar. Ancak yine şu aşağıda İngilizce yazan kısmından da baktığımıza bakarsak eğer, bu değerlerin altı gebeliğin kesinlikle gebe olamayacağını tespit ederken, üstü kesinlikle gebelik olacağını maalesef tespit edemiyor. Yani sensitivite ve spesifiteleri burada yazdığı gibi. Yani üste çıktınız diye sevinmeyin, alta düştük diye üzülün.
diye şeklinde özetleyebilirim. Şimdi yine bu da yine 47.500 IUI siklusu değerlendirilmiş motilite ve sayıyla ilişkili bu slide. Şurada 5 milyonun üzerine çıktığı zaman motil sperm sayısı, bakın siklus başına gebelik yüzdesi %10'ların üzerinde. Şurada da 10 milyonun üzerine çıktığı zaman, ki ilk görünen şey, o zaman ne oluyor? Bakın 15-16'lara gelmiş motilite. Şimdi şunu da düşünün. Fecundability rate nedir? Verilen hiçbir sorun olmayan fertil bir çiftin gebelik şansı bir ayda %20-25 arasıdır. Bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu size söylemiş olduğum 12 veya işte 16 gibi değerleri 20-25 arasına göre değerlendirirseniz, o zaman bu rakamların hiç de küçümsenemeyecek değerler olduğunu anlayabiliriz. Şimdi gelelim morfoloji hikayesinin acıklı sonuna. Ben böyle diyorum. Şimdi biliyorsunuz Kruger ilk yayınını 86 yılında yaptı. Güney Afrika'dan, Stellenbosch'tan. Daha sonra işte bununla ilgili bir sürü, işte %4'ün altındaysa sakın şey yapmayın. IUI'ye gitmeyin. Ne, sayı ne olursa olsun motiviti gibi bir takım yorumlar sonradan çıktı ortaya. En sonunda, yani uzatmayalım. Sonuçta bu 2018 yayını bu yayın. Bu yayında çok geniş çapta bir şey yaptılar. Hasta sayısını topladılar ve Kruger kriterleri kullanarak, yani kendi silahını kullanarak adamı vurdular diyebilirim. Şuradan bir sonraki slide'a gidecek olursak, bakın total motil sperm sayısı 10 milyon üzerinde, kriterler Kruger kriterleri, 41 bin siklus, 20 çalışma değerlendirilmiş. Ve bakın %4'ün üstüyle altı arasında fark yok. %1'in üstüyle altı arasında fark yok. %4'ün üstüyle altı arasında gene fark yok. Ne oldu? Hikaye çöktü. Yani tabii ki yanında bir morfoloji bozuk %0, yanında bir tane de motilitesi eklenirse tabii ki olay, ilk baştaki slide'ı hatırlayın, Buzik'in, artıyor tabii, infertilite olanı artıyor. Ama sonuç olarak dediler ki, gene şu slide'a dönecek olursak, anormal sperm morfolojisi, sadece sperm morfolojisi anormal olması çiftleri intrauterin inseminasyondan uzaklaştırmaz. Denemesini yapabilirsiniz. Özellikle motil sperm sayınız da iyiyse. Sonuç olarak ne oldu? 2018 bu yayın. 32 senelik, 86'da başlayan hikaye burada bitti. Tabii izole olgular, işte globo falan gibi, pinet gibi şeyler var. Tabii onlar bu şeyin dışında. Şimdi sonuç olarak IUI indikasyonlarıyla ilgili son görüşümüzü şöyle özetleyebiliriz. Eğer total motil sperm sayımız hazırlama öncesi ilk verilen ejekülatta 5 lira 10 milyonun üzerinde ise, yani hafif erkek faktörü dediğimiz gruptur bu, IUI tercih edilebilir. Tabii burada ovülasyon indikasyonu da buna eklenmiş vaziyette. Ama total motil sperm sayısı eğer 0.8 ila 5 milyonun altındaysa, ki 10 bireyin çıkardığı sonuçta zaten böyleydi, gebelik eldesi zordur. Bunlara göre hastalarımızı tedavi edeceğiz. Yani tanı ve değerlendirmeye devam ediyorum. Vazal agenez veya idiopatik obstrüktif azospermesi olan olgularda kistik fibrozis, transmembran regülatör gen, yani CFTR mutasyon taşıcılığı yönünden araştırılmalı. CFTR mutasyonu olduğu bilinen erkeğin eşi de genetik olarak değerlendirilmelidir. İnfertilitenin ilk değerlendirilmesinde bu hot topic, işte şimdi onu daha sonra söyleyeceğim. Sperm DNA fragmasyon testleri önerilmez. Spermiyogramda 1 milyonun üzerinde yuvarlak hücre saptan olgularda beyaz küre, yani piyospermi var mı yok mu diye yer hücre ayrımı yapılmalıdır. Bunu söylemiştim. Piyospermi saptıyorsak bunlar da enfeksiyon varlığı araştırıp tedavi edilebilir. Yine ASA, yani antisperm antikor testleri de ilk değerlendirmede yapılmamalıdır. Şimdi tekrarlayan gebelik kayıpları çiftlerde erkekte karyotip ve sperm DNA fragmasyon testleri yapılmalıdır. Bu son data 2021 ASRM guideline. Orta derecede kanıt seviyesi var C olarak. Bir de bunu, şunu da herkes zaten biliyor, bu sahada çalışanlar. Tanısal bir testiküler biyopsi, obstrüktif ve non-obstrüktif azospermin tanısı için rutin olarak yapılmamalıdır. Niye? Bu konuda zaten Schlegel'in yayını vardır. Belki hatırlarsınız.
siz sperm bulursanız hadi kullanacaksınız, anladık. Ama bulamazsanız o zaman bir sonraki test uygulamasında orada fibrozis oluşacağı için bu sefer hiç bulamayacaksınız. Onun için bu seviyede bu önerilmiyor. Görüntüleme olarak infertiliz erkeğin ilk değerlendirmesi de skrotal USG rutin olarak kullanılmamalıdır. Transrektal USG gene ilk değerlendirmede kullanılmaz. Bu sadece ejekülatör kanalda bir obstrüksiyon varsa bunu değerlendirmede kullanılır. Bu nasıl bir durum oluyor? Asidik bir ejekülat var. Azospermisi var hastanın. Semen volümü 1,5 mililitrenin altında. Serum testosteronu normal. Palpable vaz referans var. Yine izole küçük veya orta sağ varikoselde abdominal görüntüleme yapılmamalıdır. Renal USG ise vazal agenezi olan olgularda renal anomalileri değerlendirmede kullanılabilir. Şimdi burada gördüğümüz gibi azospermik olguları FSH, LH ve testosteron hormon bakarak sınıflandırma. Sağdan başlayacak olursak hipoda zaten hepimiz biliyoruz. Hepsi düşük. Obstrüksiyonda hepsi normal. Ancak bozulmuş spermatogenezde, şiddetle bozulmuş spermatogenezde FSH, tabii ki yüksek iken testosteron düşüyor. Ayrıca burada hipogonadizm veya azalmış libidoda prolaktinde bakılmalıdır. Yüksekse bu zaten tedavi edilerek sonuca gidilebilir. Erkek infertilitesinde nadir tedavi edilebilecek, yani ilaçla tedavi edilebilecek durumlardan bir tanesi. Hiperprolaktinemi. Genetik nedenleri özetleyecek olursak, azospermisi var, düşük testis volümü, yüksek FSH, normal semen volümü, bu eşittir obstrüktif azospermi. Azospermi var gene. Normal testis volümü var bu sefer. FSH küçüktür 7.6, yani normal sınırlarda. Volüm düşük bu sefer. Bu da obstrüktif azospermi. Klinefelter en sık gözlenen anormal karyotiptir. Mikrotesi ile %50-60 oranında sperm çıkartabiliyorsunuz. DSO'lara bakalım. ABC 3 tane biliyorsunuz. CD en yüz güldüren %50-70 oranında sperm çıkabiliyor. AVB'de komple DSO varsa sperm bulunamaz. Vaz deferansın bilateral konjenital yokluğunda zaten bunların %80'inde CFTR geninde mutasyon vardır. Bu mutasyona bakmak lazım. Yine sperm DNA fragmentasyona gelecek olursa ART tedavilerini olumsuz etkilediği saptanmış. Ayrıca 60 düşük abortusla da ilgisi olduğunu biliyoruz. Klasik slide'ımız A, B, C, işte Y'nin uzun kolunun üzerinde yerleştiği yerler. Semen profilinde A'da azospermi, B'de azooligo, C'de oligozoospermi. Histopatolojik olarak A'da sertolisel olni, B'de germ cell arrest ve C'de de hipospermatogenez gözleniyor bakıldığı zaman. Testisten sperm eldesi de A'da kesinlikle yok, B'de de yok gibi. C'de %50-70'e kadar çıkartılıyor. Zaten biliyorsunuz bunun için en sıklıkta C karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla A ve B daha az olduğu için onlarda sperm çıkmaması o kadar klinik olarak bizi pek bağlamıyor. Özet olarak genetik testler, Y kromozom mikrodresyonu bakalım, karyotip yapalım, bir de CFTR gen mutasyonu analizi yapalım. Şu sol tarafı okumuyorum. Benim anlattığım şeyler burada. Ona göre bu üç testle genetiği halledebiliyoruz. Erkek yaşı, bakın şurada üreme fonksiyonları sıralanmış çeşitli. Örnek verecek olursak, bakın burada hep yes, yani hep evet. Yani erkek yaşı hepsini kötü etkiliyor. Şuradan sayıya bakalım mesela sperm parametrelerinde. Sayı pek değişmiyor ancak motilite azalıyor, morfoloji normal kalabiliyor. Azalıyor. DNA bozuluyor. DNA integritesi bozuluyor. Yani uzun lafın kısası her şeyde erkek yaşının ileri olması kötü etkiliyor. Şimdi özetleyecek olursak bu algoritmada bütün bu anlattıklarımın bir toplu bir şeyi var, akışı var. Önce bir infertilite tanımı yapılmış burada. 35 yaş altı kadında bir yıl, 35 yaş üstündeyse 6 ay süreyle işte korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama dedikten sonra postvazektomiyi de ayrı bir tarafa attıktan sonra şuradan devam edecek olursak erkek ve kadın erkeğin üreme hikayesine dahil edilerek eş zamanlı değerlendirilir. Daha sonra en az bir anormal semen analizi veya anormal erkek üreme hikayesi var mı yok mu soruyoruz. Hayır ise kadına yöneliyoruz.
Kadın eşin primer değerlendirilmesi ve tedavisi. İşte ikseye kadar giden şeylerimiz var, tekniklerimiz. Eğer bu soruya cevap evet ise erkeği yine hikaye ve fizik muayeneyle birlikte değerlendiriyoruz. Semen analizi zaten bozuktu. Ne çıktı bozuklukta ona bakalım. Oligo, norma veya azo çıkmış olabilir. Oligo ise başlangıç hormon değerlendirmesine bakıyoruz. Ve ileri değerlendirme ve tedavisini yapıyoruz. Yani oligoda elimizde bir adet şey var. Sperm mutlaka var. Onu kullanabiliyoruz. Normozol spermi bir şekilde şeye giriyor. Açıklanamayan infertilite gibi düşünebilirsiniz. Burada işte saptayabildiğiniz anormal faktörler varsa bunları tedavi edersiniz. Veya olmazsa IUI'den başlayarak aletliği devreye sokabilirsiniz. Azospermide ne yapacağız? Burada da PSH değeri ve fizik muayeneyle erkeği sınıflandırdık. Obstrüksiyon olduğunu saptar ise konjenital obstrüksiyon için genetik değerlendirme yani kistik fibrozis bakıyoruz. Baktık ondan sonra elimizde iki yöntem var. Ya bu obstrüksiyonu mikrocerrahiyle rekonstrükte ediyoruz, düzeltiyoruz, akışı sağlıyoruz. Ya da hiç buna girmeden tesisten sperm elde ediyoruz. Nanoobstrüksiyon ise nedeni anlayabilmek için karyotip analizi ve Y mikrodeletasyon baktık. Sonuç dediğim, anlattığım prensipler çerçevesinde işte A ve B varsa hiç şey yapmıyoruz. Arkasından mikrotese ve ikisi seçeneği için bu hastayı değerlendiriyoruz. C ise tabii şansı var %50-70. Bir de şöyle bir şey olabilir, şurada yazıldığı gibi, obstrüksiyon yok, klinik bulgusu yok. PSH ve testikler volüm de normal, yani nanoobstrüktif azospermi şey değil, söz konusu değil. O zaman işte tanısal veya tedavi amaçlı bir testis biyopsisine gidebilirsiniz. Bu son algoritma bu şekilde. Şimdi bundan sonra biraz da sperm DNA fragmentasyonuna girerek konuyu bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi işte tek sarmal, şurada görüyorsunuz kırık var, şurada çift sarmal kırık var. Deresyon ve modifikasyonlar, çapraz bağlantılar, bu şekilde DNA'yı biliyoruz. Peki DNA hasarını ne yapıyor? Ultraviyole ışığı, bölünme hataları, serbest oksijen radikalleri, iyonize radyasyon, bunların hepsi DNA üzerinde hasar yapar. Bunların hepsine karşılıkta çeşitli DNA tamir mekanizmalarıyla DNA bunu kendi çapında düzeltmeye çalışıyor. SDF'nin nedenlerine bakacak olursak, spermiyogenez esnasında rekombinasyon hataları, anormal spermatit, protaminasyon bozuklukları, başarısız abortif apoptoz, oksidatif stres ve post-testiküler mekanizmalar söz konusu. Bu anlattıklarımı şematik olarak burada görüyorsunuz. İşte ilaçlar, sigara içimi, hava kirliliği, sağdaki kişiye özel işte diyabet, kanser, sistemik enfeksiyonlar. Sonuçta bütün bunların hepsi oksidatif bir stres yaratarak spermatozoada bozukluğa neden oluyor. İnfertiliteye doğru gidiyoruz. Burada işte oksidatif stresi değerlendirdikten sonra altta yatan patoloji tedavi edilebilir. Antioksidanlar, biraz sonra göstereceğim onun slaytını. Pek fazla şey yok ama yapılabilir diye burada önermiş. Ve ROS oluşturan, yani reaktif oksijen türlerini oluşturan faktörlerden kaçın. Şimdi biliyoruz ki spermatojenez sırasında fragmentasyon DNA'da mutlaka olur. Kesinlikle oluyor, yani sıfır diye bir şey söz konusu değil. Ve sonuç olarak bu erkekte infertiliteye neden olabiliyor. Burada da en önemli kaynak oksidatif stres. Sabahki şeyde anlatıldığı gibi çok çeşitli yöntemler var. En içinde en iyisi tunnel gibi duruyor. Meta analizler sonucunda tunnel ise. Yani bunu antiparantez söyledim. Üreme sonuçlarına bakacak olursak sadece ilişkiler gösterilmiş. Kanıta dayalı direkt şeyler daha bulunabilmiş durumda değil. O zaman biz bunları kimlere yapalım? İşte tekrarlayan ART başarısızlığı ve tekrarlayan düşüklerde yapabiliriz şeklinde görüşler var. Şimdi şu yönergeyi de unutmayalım. Biraz eski ama 2013 ve 2016'da hepsini okumuyorum. ASRM'nin guideline'ı bu. Şu sarılara bakacak olursak sperm DNA bütünlüğü testlerinin rutin kullanımı için datalar yetersiz. Yapılan çalışmalar tedavi sonuçlarını belirleyici nitelikte değil. Şeklinde en azından 2016'da böyle bir görüş mevcuttu.
Daha sonra işte yayınlarını okuduysanız iki tane adam var. Birisi Agar var, Asok Agar var. Diğeri de Brezilyalı Esteves. Bu ikisi bu konuyu çok şey yapıyor. Çalışılması için pozitif yönde yayın yapıyor. Bunu da hatırlatayım. Şimdi işte Agar'ın yayını hemen karşımıza çıktı. Bu DNA fragmentasyonuyla ilgili bir sistematik review yapılmış bu adam tarafından. Bakın doğal gebelikten X'ye kadar her aşamada şu kırmızıyla çizdiğim yerlerin hepsinde bakın very low conception rates, low pregnancy rate, negatively correlated with STF falan şeklinde. Yani evet biliyoruz bir şey yaptığını ama daha bu pek günümüzde şu an için tam olarak net değil. Şöyle bir yayın var. Hangi grup hastalığı da yapalım o zaman? Yani özetleyecek olursak bir varikosel açıklanamayan infertilite, tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan IUI, IVF ve ICSI başarısızlıkları ve hayat tarzı risk faktörü yani sigara içen, şişman olan gibi hastalarda bakarak bunlarda fayda sağlayabiliriz. Şimdi SDF'nin konvansiyonel gebelik ya da IUI, IVF uygulamında düşük gebelik hızıyla ilişkilidir. Bu net. X'i de etkisi ise tartışmalı. SDF oranını azaltarak sperm kalitesini artırmanın SDF'nin olumsuz etkilerini azalttığı net değil. Esas sorun buna şey de söyledi, Cem de söyledi hatırladığım kadarıyla. Oocyte fertilize edecek spermin SDF açısından değerlendirilmesidir ki bu da takdir edersiniz ki imkansız bir şey. Sonuç olarak klinik olarak anlamlı cut-off değerleri belirlenerek SDF testlerinin uygulanmasında ortak bir görüşün oluşması durumunda günlük pratikte sperm DNA bütünlüğünün değerlendirilmesinin rutin kullanımı mümkün olacaktır diye bir görüşte bu işi bitiriyorlar. SDF'nin replikasyonu nasıl oluyor? Fertilizasyon sperm DNA hasarından bağımsız. Fertilizasyon sonrası gelişim süreci, oosit'in tamir kapasitesi ve sperm DNA'sının hasar oranı ile ilişkili. Kaliteli embriyo gelişimsel potansiyeli, gebelik ve kayıpları sperm DNA hasarı ile ilişkili. Bu şu demek, eğer oosit DNA'yı tamir ediyorsa kaliteli embriyo gelişimine devam ediyor, durumu kurtarıyor. Edemiyorsa o zaman ne oluyor? Subklinik abortus veya abortuslar gelişiyor bu şekilde. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Peki bu kadar tartışıldı, edildi. Ne yapacağız? Ona da sapladık. Tamam, eşik değerde biliniyor diyelim. Şu kadar şey elimizde şu kadar şey var. SDF nedeninin ortadan kaldırılması. Antioksidan ki bu biraz şey göstereceğim. Yaşam tarzının düzenlenmesi, iatrojenik faktörlerden uzak durmak ve bir de biliyorsunuz işte sperm oksidatif strese maruz kalmadan kaynaktan alalım. TSH veya TSH ile daha sonra bunu ICSI ile uygulamasını yapalım. Sonuç olarak taze spermle oksidatif strese maruz kalmamış spermle daha iyi başarılar. Bu STV'sin yayınları var bu konuda. Bakarsınız isterseniz. Antioksidan tedavi nasıl yapılıyor? Burada bakın çeşitli ilaçlar var. Bunların içerisinde bir tek karnitinin yüksek seviyede kanıtı var. Yüksek seviye. Diğerlerinin hepsi bakın düşük veya orta derece. Şimdi ne yapıyoruz? Sperm DNA'sını saptadık. Antioksidan tedavi veriyoruz. Hayat tarzı değişiklikleri yapıyoruz 2-3 ay. Sonra yeniden bakıyoruz ne oldu? Yine aynı şey varsa o zaman geliyoruz PESA'ya ve sperm alarak X yapıyoruz. Bu şekilde sorunu çözmeye çalışıyoruz. Antioksidan tedavisi bu review'de, bu Cochrane şeyde sanki faydalıymış gibi gözüküyor biri kesmediği için. Ama bunun alt analizi yapıldığı zaman pek bir işe yaramadığı ortaya çıkıyor. Çünkü bu sefer biri kesiyor gördüğünüz gibi. Yani antioksidanlarda o kadar şey değil, yüz güldürücü sonuçlar pek alamıyoruz. Bu hep zaten şey yapılan... istismar edilen bir konudur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı hemen alabilirim. Çok teşekkür ederiz Serdar Hocam. Sunumunuz için çok bilgilendiriciydi. Şimdi Necati arkadaşımızın bir sorusu var. Ben onu ileteyim size. Ülkemizde ICSI uygulamaları öncesinde yapılan detaylı morfolojik değerlendirmenin
İzole teratospermi vakaları dışında bir faydası etkinliği var mı? Klinik pratiğinizde detaylı morfolojik değerlendirmeyi hasta ve tedavi yönteminde ne şekilde kullanıyorsunuz? Birinciye yok. X öncesinde morfoloji bakmanın bir şeyi yok. Öbürküsü de ilk anlattığım şekilde eğer motiliteden ve sayıdan kurtarıyorsa morfolojinin gene hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla elinizde 5 lira 10 milyon sperm varsa ilk baktığınızda IUI'yi yoksa o zaman klasik IVF'i veya tabii ki X'i kullanabilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Benim özetim bu. Tamam. Benim bir sorum vardı ama sunumunuz esasında cevap verdiniz. Sağ olun. Şiddetli OAT'lerde başarısız sikluslardan sonra kese düşünüyor musunuz diye. Bunu uyguluyor musunuz vakalarınızda? Bunu biz pratikte pek fazla yapmıyoruz. Çünkü bakamıyoruz biz DNA fragmentasyonuna bizim bölümde. Yani hastalardan da pek öyle istemiyoruz. Evet, öyle. Peki. Rutine sokmuş değiliz yani. Rutine sokmuş değiliz. Değilsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ikinci diğer sunumları oturma Betül arkadaşımızla birlikte devam edeceğiz. Diğer konuşmacılarımızın tanıtım için kendisine söz veriyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Şey değil. Daha ben teşekkür ediyorum. Ben diğer konuşmacıları da dinliyorum. Serdar Hocam, sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok bilmiyorum, faydalı oldum yani. Çok faydalı oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Çok faydalandım. Ben artık emekli olacağım yani. Bunlar benim son konuşmalarım. Beğendiniz mi? Olmayın. Tecrübemi aktardım. Demin de arkadaşlarla konuşuyordum. Kuruger'in yanına gittim ben. Evet. Cape Town'a. Orada işte iki ay kaldım. Mankwelt vardır onun biyoloğu. Onunla çok yakın arkadaş olduk, ahbap olduk. Sonra ben onu İstanbul'da da ağırladım falan. Yani benim hikayem öyle başlar yani. Evet hocam, muhteşem. Ama şimdi bu son yayında vererek maalesef. Çok teşekkür ediyoruz size muhteşem bilgilerden dolayı. Ben Betül Özdemir Ayangil, Kayseri Memorial Hastanesi tüp bebek ünitesinden embriyolog Betül Ayangil. Şimdi sözü Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi sorumlu embriyoloğu Orçun Olca'ya sunumunu yapmak üzere bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sunum gözüküyor herhalde değil mi? Geldi herhalde. Efendim, pardon. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu pazar gününde vaktinizi ayırıp da güzel bir sunum yapmaya çalıştığımız için bütün konuşmacılara önce teşekkür ediyorum. Sonrasında vaktini ayırıp da gelen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Sunumuza başlıyoruz. İzole teratospermi olgularında klinik ve laboratuvar sonuçlarını bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Önemli şeyimiz sperm morfolojisi tabii ki de önemli. Spermin birçok önemi açıkçası zaten söz konusu. En başta fertilizasyonda çok büyük bir önemi mevcut. İçinde bulunduğu DNA'sı olsun zaten embriyonun oluşmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda oosit aktif eden bir rol de mevcut. Sentroller sayesinde yine aynı zamanda embriyonun bölünmesini ve de devam etmesini olanak sağlıyor. Sperm aynı zamanda mRNA taşıyıcısı, sperm mRNA'nın taşıyıcılığı testis ve testis dışı bölgede dramatik değişikliğe uğrayarak olgunlaşıyor. Epigenomu testiküler gen hücrelerinde farklılık göstermekte. Sperm morfolojisine baktığımız zaman 3 ana başlık altında ayırabiliriz. Spermi baş, boyun ve kuyruk olarak. Sperm başı merkezi nükleosu bulunmakta. İçinde tabii ki DNA ve proteinler bulunmakta. Proteinler spermin hareketliliğini destekliyor. Aynı zamanda yumurtaya girişte koruyuculuk sağlıyor. Nükleer kılıf ile sarılı. Bu da korunmayı sağlıyor. Bu perinükleer teka ile korunmayı destekliyor. Sperm boyuna baktığımızda sentroller bulunmakta. 9 adet mikrotubül tripletlerinden oluşuyor. Bu da PN oluşumu için çok önemli bir faktör. Sperm kuyruğuna geçtiğimiz zaman yine 3 segmentte bulunuyor. Üç ana başlık altında ayrılabiliyor. Bunları orta kısım, esas kısım ve uç kısım olarak şekillendiriyoruz. Harekete için gerekli olan ATP
dineğin kollarındaki ATPaz ile hidrolize oluyor. Aynı zamanda kreatin fosforikinazında çok büyük bir önemi mevcut. Enerjinin kuyruk boyunca taşınmasına olanak sağlıyor. Progresif motilitenin ana düzenleyicileri voltaj kapılı kalsiyum kanalları, siklik kapılı kalsiyum kanalları ve geçici kalsiyum kanallarıdır. Keratospermini bir geniş olaraktan açıklamak gerekirse Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu son yayında semendeki normal morfolojiye sahip sperm morfolojinin morfolojinin %4'ün 6 olduğu zaman keratosperm olarak adlandırılıyor. 3 ana başlıkta değerlendirecek olursak baş defektleri, boyun defektleri ve kuyruk defektleri ön plana çıkıyor. Baş defektleri büyük, küçük, uzamış, amorf ya da yuvarlak baş olarak gözlemliyoruz. Boyun defektlerini asimetrik, kırık, çok ince ya da çok kalın, düzensiz ya da dropletli olarak görüyoruz. Kuyruk defektlerini kısa, sarmal, kıvrılmış, çift, kıvrık, üç kısmını, yani birçok şekilde kuyruk defektleriyle zaten klinikte de laboratuvarda karşılaşmaktayız. Sıklıkta görülen teratospermin ana başlık altında toplamak gerekirse globozospermleri, büyük baş, asefili ve çoklu kuyruk anomalileri olarak alt grupları ayırabiliriz. Globozosperminde nükleer protein ekspirasyonunda farklılık veya hatalı Golgi nükleüs tanınmasından dolayı meydana geliyor. Globozosperminde neden olan genler Golgi fonksiyonunda işlev yapıyor, akrozom oluşmasında işlev yapıyor, akrozom ve nükleüs arasında membran oluşmasında işlev yapıyor. Dolayısıyla bu organellerimiz fonksiyonlarını sağlayamadığı zaman gen mutasyonu olduğu zaman da spermde ister istemez globozospermi meydana geliyor. Bu tarz hastalıklarda oosit aktivasyonu olmadığını döllenmede sorun yaşanıyor açıkçası. Ama döllenme aşamasını geçtikten sonra embriyo gelişiminde çok ciddi bir farklılık bence açıkçası söz konusu değil. Yapılan çalışmalarda da bunu göstermekte. İkinci bir konumuz makrozospermi. Az arasından bir tür. Yaklaşık %100 anormal spermlere sahip semen örneklerinde görülüyor. Birden fazla anomali birlikte görülüyor bu makrospermlerinde. Bunda da aura kinaz C homozigot mutasyonundan dolayı ortaya çıkıyor. Terpsi DNA oluyor. Bu da bölünmediği için zaten kafadaki bir anomali meydana geliyor. Aynı zamanda da oligoastona spermi de söz konusu oluyor. Asimetrik spermetriye baktığımız zaman kuyruk kısmının ve buna bağlı sentriyonun spermetrinin kaudal bölgesine doğru ilerleyememesinden kaynaklanıyor. SAM5 mutasyonundan dolayı asimetrik spermetri görülüyor. SAM proteini de içlikten membranında bulunan bir protein. Dördüncü konu başlığımız sperm kuyruk anomalileri. Kuyruğun olmaması, kıvrık olması, kırık olması, açılı olması ve kısa olması. Tabii birçok çeşitli karşılığı çıkabiliyor. Teratospermin nedenlerine baktığımız zaman kemoterapi, radyoterapi zaten en çok bilinen, radyasyon yine aynı şekilde çok bilinen sebepler. Testosteron üretimini etkileyen ilaçlar, kronik hastalıklar, testisteki travma, hep söylediğimiz zaten alkol kullanımı yoğun bir şekilde tabii ki. Varikoselerde yüksek ateş, şu anda son verilen datalarda gösterilen viral enfeksiyon, SARS-CoV-2, akut stres, testiküler enfeksiyonlar, menenjit, kanser ve de otoimmün hastalıklar yani. Hemen hemen her şey ne yazık ki etkiliyor diyebiliriz. Teratospermin'de multifaktöriyel olarak karşımıza çıkıyor. İç kaynaklı genetik dediğimiz dış kaynaklı olabiliyor. Bir de her iki kaynaklı da karşımıza çıkabiliyor. İç faktörlere baktığımız zaman makrospermi ve globozospermi yaklaşık bakılan %80'inde görülmekte. Genetik mutasyonda globozospermi DPY19L2 gen mutasyonundan dolayı karşımıza çıkıyor. Makrospermide ise aura kinaz C'nin sağlıklı bir şekilde çalışmamasından, yeni bir mutasyondan dolayı ortaya çıkıyor. Burada şemada göstermek gerekirse kromozom düzgün ayrılamıyor aura kinaz C. Sonuç olarak da mutasyon sonucu makrozospermi açığa çıkıyor. Globozospermide daha önce söylediğimiz gibi sıklıkla DPY19L2 görülmesine rağmen az da olsa SPT16 mutasyonunu da görebilmekte. Her ikisi de gene globozospermine yol açmakta. Burada bunun moleküler yapısını sizlere paylaşmak istedim. Gene her iki olguda da mutasyonu globozospermine yol açıyor. Kuyruğa baktığımızda ise sperm kuyruğunda çoklu anomaliler ise tek bir gendeki mutasyon ile açıklanamıyor. Zaten konuştuğumuz gibi birçok çeşidi var. Ama hastaların yaklaşık %30'unda DNAH1 mutasyonu görülmekte. Bu en çok sıklıkla rastlanan mutasyon bu kuyruk için.
özellikle deney yapılarının oluşumundan sorumlu bu şey DNA H1 ve de bu, tabii ki bu mutasyon uğradığı zaman da deney yapılarındaki bozulmaya sebep oluyor. Dolayısıyla da kuyruk morfolojisinde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tabii ki en büyük etkilerden biri gene oksidatif stres. Buna değinmeden de olmayacaktı. Reaktif oksijen türevleri spermin hem normal gelişim hem de fonksiyonel yeterliliği için önemli rol oynar. ROS seviyesi kompans edilemeyecek şekilde arttığı durumlarda sperm üzerine ne yazık ki olumsuz etkileri mevcut. Yapılan çalışmalarda göstermiş ki artan ROS miktarı yani oksidatif stres spermatogenezi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla sperm DNA hasarına neden oluyor. Sperm hareketi düşüklüklerini tetikliyor. Sonuç olarak tetrasperm oluşumunu doğrudan etki ettiği yapılan çalışmalar zaten gösterilmiş. Biraz da tetraspermini klinik olaraktan bakacak olursak zaten normal değerleri hepimizin bildiği gibi Serdar hocamın da anlattığı gibi WHO'daki verilen referans değerlerimiz mevcut. İşte Krüger'imiz 4, normal sayımız 39, sperm konsantrasyon 15 milyona düştü. Evet, ben işte başladığım zamanlarda 25 milyonlardaydım. Şimdi 15 milyona doğru düştü. Bir düşüş tabii ki de söz konusu. Motilite gene aynı zamanda 50-60 civarlarında, şuna da 40'lar, 32'ler bizim için ideal gözüküyor, iyi gözüküyor yani. Kötü değil, kötü değerler değil. Doğal yollara gebele baktığımız zaman semen örneğinin normal olduğu durumlarda daha yüksek oranlarda tabii ki beklenen sonuç. Normal yollara gebelikler semen örneğinin durumu hamile kalma süresini direkt birinci bazdan belirliyor. Hidroteratospen vakalarında gebelik elde etmede birçok yöntem kullanılıyor. Tabii ki IMSI, ICSI, IVF aşılama. Bunların gebeliğe olan etkilerini sırasıyla verecek olursak IMSI'nin tabii ki ICSI oranla hemen hemen aynı bir tık daha ileride olduğunu görüyoruz. Zaten bunları şimdiki makalede biraz daha açıklayacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aşılama tedavisinde sperm morfisi ne kadar etkili? Bu koymuş olduğum çalışmada 3 gruba ayrılmış şeyler, sperm örneklerimiz. Normal spermi, izole teratospermi ve erkek infertilisi. Bu 3 gruptan 4'er siklus boyunca bir aşılama olayı oluyor ve sonuçlarına bakılıyor. Sonuçlarda normal spermi %52'lik oranda gebelik vermiş. İzole terato %33, erkek infertilisi taşıyan hastalarda ise %31 oranında bir gebelik oranı sunmuş. Direkt tabii ki bu çalışmaya bakaraktan aşılama, sperm morfisi aşılama işleminde gebe kalmayı etkilemektedir diyemiyoruz. Çünkü önümüzde başka çalışmalar da geliyor. Mesela bu çalışmamızda da The Journal of Urology'de yayınlanan bir çalışma bu. 2018 metanalizi uygulanmış. Gebe kalma oranının izoleteratizm vakalarında anlamlı bir değişikliğe neden olmadığını göstermiştir. Yani bazı çalışmalarda fark var derken bazı çalışmalarda fark olmadığı gözümüze rastlamakta. Ama her iki şeyde de sunumda da önemli bir şey, makalede pardon, önemli olanın total motiliteyi büyük bir dikkat çekmeyi söylüyor. Aynı zamanda da kadın yaşının tabii ki de hepimizin bildiği gibi çok büyük bir etkisi söz konusu. IVF ve ICSI kıyasladığımız zaman böyle bir örnek makalesi de koymak istedim. 441 tane hasta çalışmaya dahil ediliyor. Buradaki siblik dediğimiz yöntemle kardeş oositler kullanılıyor. Ve sonuçlarda fertilizasyon oranları, blastosis oranları, implantasyon oranları, gebelik oranları, spontan düşük oranlarında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Ama tabii ki buradaki gene motilite çok büyük bir önem arz ediyor. Motilite olmasaydı tabii ki de IVF'de bu sonuçları almamız söz konusu değil. Aynı zamanda bir IMSI'ye de tekrar bir değinmek istedim. Bunlarla ilgili kaç tane makale araştırdım. Çok büyük bir şeyi kısmı zaten hemen hemen aynı göstermekte ama birazcık da olsa IMSI'nin ileri teratosisme vakalarında daha iyi olduğunu, en azından seçim olarak da bize olanak sağladığı için fertilizasyon, embriyo kalitesi, implantasyon oranlarında bir miktar daha olsa artış olduğu gözlenmekte. Yine Cochrane'in sunmuş, Cochrane'de toplanan bir örnekte bir çalışması diye söyleyeyim sizlere. Şubat 2020'de yayınlanmış bu çalışmada. 13 randomize kontrol çalışmada 2775 çiftte ICSI ve IMSI uygulanmış. Çalışmalar incelenmiş. İncelenen çalışmalar üniversitede üreme merkezleri tarafından desteklenen çalışmalar bu Cochrane'de. IMSI'nin gebelik oranlarında ve abort oranlarında ICSI'ye göre bir üstünde bulunamamıştır. Yani her yayında bir faydası olduğu da gösteriliyor. Bazı çalışmalarda faydası olmadığı da gösteriliyor. Ama bizim klinik olarak baktığımızda IMSI'nin
yani en azından izole teratılarda etkili olduğunu ben söyleyebilirim. Hirudosiferminin oluşması hem genetik hem de dış faktörlere kaynak olabilmekte. Genetik faktörler söz konusu olduğu zaman çok fazla yapacak bir şeyimiz ne yazık ki söz konusu değil. Teratospermin oluşması hem genetik hem de dış faktörler kaynaklı olabilmekte. Dış kaynaktan kastımız tabii ki genelde en çok önümüze çıkanlar yiyeceklerimiz, alkol tüketimi olsun, sigara kullanımı olsun. Bunlar çok ciddi şekilde tabii ki de olumsuz etkiliyor. Ne kadar çok spor yaparsak ve tabii ki de iyi bir şekilde beslenirsek sperm kalitemizi de o kadar desteklenmiş oluruz. Teratospermi vakalarında imsi diğer yöntemlere göre daha üstün olarak karşıla çıkmakta. Oysa aktivasyon için laboratuvarda kimyasal, elektriksel ve mekanik yöntemler daha çok üzerinde durulmakta. Ve bunlar en azından döllenme ve gelişimi için bu faktörler daha çok kullanılmakta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz güzel sunumunuz için. Sağ olun. Şimdi bir sorumuz var. Necati Hocam göndermiş. Ama sonra alacaktık soruları sanırım, değil mi? En sonda alacağız. Koray evet. Bey anlattıktan sonra şey yapacağız. Evet. Şimdi sözü sunumunu yapmak üzere Doğu Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden laboratuvar sorumlusu embriyolog arkadaşımız Koray Yıldız'a bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, meslektaşlarım, bu güzel Malatya'dan katılıyorum ben. Bu güzel güneşli günde vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Ayrıca Klinik Embriyoloji Derneği'nin bana vermiş olduğu bu imkana nazik davetler için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, şimdi onu yapacağım. Sesim net geliyor mu acaba? Evet, ismim Koray Yıldız. Doğu Fertil Tüp Bebek Merkezi'nin 16 yıldır sorumlu embriyoloğuyum. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda doktora yapmaktayım. Akış şemam şu şekilde. Edon uygulama ne demek? Neden ortaya çıkmış? Neden ihtiyaç duyulmuş bunlara? Rutinde sperm hazırlama teknikleri neler? Bunları çok kısa anlatacağım zaten. Diğer arkadaşlarım da bahsettiler. İleri sperm hazırlama add-on uygulamaları neler? Söylendiği kadar başarılılar mı? Ve sonuç şeklinde bitirmeyi planlıyorum. Bildiğiniz üzere Louis Brown 1978 yılında doğduğu zaman yapılan çalışma oldukça deneysel bir çalışmaydı. Özellikle Patrick Steptoe'ya. Robert Edwards ve Jane Prudy bu çalışmayı yaptıklarında etik kurulların çok eleştirisine maruz kaldılar. Bu fotoğraf 40 yıl sonra çekildi. Görülüyor ki yaptıkları çok doğru bir şey. Zaman içinde ortaya çıkıyor neyin doğru neyin yanlış olduğu. Elinde tuttuğu bir o zamanın inkübatörü, desiklatör deniyor. Zannediyorum şimdiki mikrobiyologlar hala kullanıyorlar bunu. Bunun içerisine belli bir konsantrasyonda karbondioksiti basıyorsunuz pH'i dengelemek için. Sıkıca kapatılıyor ağzı ve ısı kaybetmemesi için etüve konuyor. Tabii o zamandan bu zaman teknoloji çok değişti. Önce karbondioksitli inkübatörler çıktı, sonra hem karbondioksit hem oksijenli vesaire. Şimdi time-lapse sistemler var, kendi algoritmaları olan. Tabii sperm kanadında da bir takım gelişmeler yaşandı. Baktığınız zaman kabaca infertilitenin %50'si erkekten, %50'si de kadından kaynaklı. Erkek tarafında bunun bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Şimdi tedavilerde sebebi bilirseniz, başarı oranınız yani sebebe yönelik tedavilerde başarı oranı daha yüksek oluyor. Şimdi bu add-on tedaviler nereden çıktı diye soracak olursanız, add-on tedavi aslında bir eklenti. Tek başına bir tedavi değil, mevcut kendini ispatlamış tedavileri daha iyileştirme adında, daha sonuçları, klinik outcome'ları yükseltme adına yapılmış olan bilimsel çalışmalar doğrultusunda uygulanan uygulamalar. Zaten şöyle söyleyeyim, hasta işte 4. 5. denemesi olduğu zaman kendisi teklif ediyor, hocam diyor başka bir uygulama yok mu, başka bir şey deneyebilir miyiz şeklinde.
Tabii burada bu uygulamalar kendisini tam olarak ispatlamış değil. Bunların etkili ve güvenli olmaları çok önemli. Yani uygularken bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun iki sebebi var tabii. Birincisi çok yeni olmaları bu uygulamaların ve ikincisi de yeterince randomize kontrollü çalışmaların olmaması. İngiltere'de Human Fertilization and Embryology Authority bu add-on uygulamalarla ilgili hastalara açıklamalarda bulunmuş. Kendi sitesinde yazıyor. Add-on uygulamalar için normal doğurganlık tedavisine ilaveten genellikle ek bir ücret karşılığında size sunulabilecek isteğe bağlı ekstralardır şeklinde bahsediyorlar. Bunlar umut verici sonuçlar vermiş olabilecek yeni ortaya çıkmış ya da birkaç yıldır bilinen teknikler olabilir şeklinde belirtmiş. ASRM'nin bu şekilde bir düzenlemesi yok. Şimdi baktığımız zaman ideal sperm seçme tekniği nasıl olmalı? Bir kere non-invasif olmalı. Yani seçerken sperme zarar vermemeliyiz. Seçtiğimiz spermi IVF olsun, aşılama olsun, mikroenjeksiyon olsun tekniklerde kullanabilmeliyiz. Cost effective olmalı. Bir tüp bebek fiyatı kadar pahalı olmamalı. Uygulanabilir olmalı. Standartları daha böyle herkes tarafından kullanılabilir. Çok zaman alıcı yöntem olmamalı. Tabii ki yüksek kalitedeki spermi seçebilmeli. Yani yüksek kaliteden kastım daha iyi motilite, daha iyi morfoloji, DNA fragmentasyonun daha düşük olması gibi. Tabii beklentimiz daha yüksek gebelik ve canlı doğum oranları. Rutinde kullandığımız iki tane yöntem var. En çok CIVMAP ve density gradient yöntemleri kullanılmakta. Amaç burada canlı hareketli spermleri, immotil ve non-reproductif hücrelerden ayırmak. Baktığımız zaman bu CIVMAP yöntemini zaten Ferhat arkadaşım detaylı bir şekilde anlattı. 1984'ten beri en çok yapılan yöntem. Likefiyo olmuş semenin üzerine yıkama solüsyonu bırakılıyor. 37 derece 60 dakika bekleniyor ve sperm kendi hareketiyle yüzeye yüzüyor ve oradan toplanarak işlemlerde kullanılıyor. Bu tabii santrifügasyon kullanılır, kullanılmaz. Farklı şeyleri var. Basit, hızlı, nazik bir yöntem. Göç tekniği var. Tabii bunu kullanabilmemiz için konsantrasyon ve motilitenin normal renklerde olması lazım. Yani subfertil ya da normal zoospermik hasta olması lazım. Daha böyle ağır sperm faktörü hastalarda çok efektif değil. ROS ve DNA fragmentasyonuna daha az sebep olduğu söyleniyor. Dezavantajları işte yoğun visköz durumlarda sıkıntılı. Elde edilen sperm miktarı daha az ve seminal sıvıdan tam olarak izole olmuyor. Diğer bir yöntem. Gradient yöntemi. Bunda da farklı gradient solüsyonları kullanılıyor. Yani ekstraya %90'a %45 ya da %80'e %40'lık gradient solüsyonları kullanılmakta. Belli santrifügasyon aşamaları var. Bu yoğunluğuna göre sperm ayırıyor. Yani yapılan çalışmada, iç çalışmada, şöyle göstereyim. Solüsyonun yoğunluğu 1.10 en alttaki solüsyondan bahsediyorum. Gram bölü miliseden yüksekse burada toplanan spermlerin daha iyi kalitede oldukları tespit edilmiş. Yine bir takım çalışmalarda gradient yönteminin anaploidi, diploidi oranını azalttığı gösterilmiş. En son WHO manueline göre de 300G'yi geçmemek gerektiği söyleniyor. Şimdi bu 2018'de CIVMAP'la gradient'i kıyaslayan güzel bir çalışma. Yani 21 bin civarında vaka sayısı var, çalışmaya katılmış. X'i ve IVF'i kendi içinde değerlendirmişler. X'i grubunda yani normozoospermik, anormal ya da astenozo olması fark etmiyor. Fertilizasyon ve embriyo eldesinde fark bulmamışlar. IVF tarafında ise CIVMAP tekniği bir tık daha önde gibi duruyor. Özellikle normal semen ve anormal semen durumlarında. Ama şiddetli bu astenoteratozoospermik hastalarda şeyin fertilizasyonu olsun daha iyi gradient yöntemine. Şimdi baktığımız zaman milyonlarca sperm içerisinden sadece bir tanesi gidiyor, yumurtayı döllüyor. Natural sikluste, biz ART'de ne yapıyoruz? Bu belli aşamaları atlıyoruz. Yani sperm yola çıktıktan sonra hedefe ulaşana kadar birçok eliminasyon aşaması var servikste, uterusta. İşte kümülüs hücrelerini geçerken, zonayı geçerken vesaire. Biz bunları IUI yaparken, IVF yaparken, X'de veya en çok da bu TSE'lerde bu eliminasyon seçim aşamalarını atlıyoruz. Bu CIVMAP ve gradient yöntemleri de yetersiz kalıyor açıkça.
yapısı, yani spermutan fizyolojisini, döllenme kapasitesini vesaire gösterme aşamasında yetersiz. O yüzden apoptoz, DNA bütünlüğü, membran olgunluğu veya sperm ultrastructure konularında yeni yöntemlere ihtiyacımız var. Bunlar da zaten ileri sperm teknikleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Yani santrifügasyon basamakları bazı yayınlarda Ross'un üretimini arttırdığını söylüyor. Zaten yani yıl olmuş 2021. Yani bu zamanda yani özellikle subfertil ve normozoospermik hastalar sperm parametrelerinde, ejekülatlarda ben açıkçası santrifügasyon tekniği kullanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi yeni tekniklere ihtiyaç var. Serdar Hocam zaten detaylı bahsetti sperm DNA fragmentasyonundan. Bu da Santi'nin 2018'de yapmış olduğu bir meta analiz. Burada infertil ve fertil erkekleri sperm DNA fragmentasyonu açısından baktıklarında hakikaten infertil erkeklerde sperm DNA fragmentasyonu yüksek. Anlamlı olarak fark var. Sonraki bir takım çalışmalarda işte bu fertil erkeklerde de bir takım DNA fragmentasyonu görülmüş. Ama orada da şunu düşünmek lazım. Yumurtanın bu döllenme aşamasında bir düzeltme mekanizması var. DNA tamir mekanizması var. Yetebildiği ölçüde tamir ediyor. Edemediği yerde zaten sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu meta analizde biliyorsunuz yani birçok DNA fragmentasyon yöntemi, metodu var. Bu yöntemlerden bağımsız olarak 28 çalışmada infertil erkeklerde yüksek olduğu gösterilmiş DNA fragmentasyonunun. Yine aynı meta analiz devam ediyor. Burada bu DNA tedavi yöntemi olarak da ne yapmışlar? Bu da yine dedim işte 2018 yeni bir çalışma. 3 aylık FSH tedavisi yapmışlar ve DNA fragmentasyonunda %4.24 miktarında bir azalma tespit etmişler. Biz açıkçası kendi merkezimizde DNA fragmentasyon yöntemi uyguluyoruz. 2 senedir ve gerçekten yani ciddi anlamda yani bizim cutoff threshold değerimiz %25. %50 civarında gördüklerimizde antioksidan tedavi verdiğimizde 2 veya 3 aylık tedavi sonrası ben hakikaten düşmeleri görüyorum. Artı kendiliğinden gebe kalıyor hasta. Yani yıllardır çocuğu olmaya ya da yine tüp bebek tedavisine tek ikinci ya da üçüncü denemesinde bu şekilde gebe kalan hastalarımız var. Bu tedaviyi eğer düşüremezsek yani düşmediği durumlarda DNA fragmentasyonun TES'e bir alternatif. Bununla ilgili yine 2 tane çalışma var. Yani TES'e materyalinde DNA fragmentasyonun daha düşük olabileceğini gösteren çalışmalar var. Şimdi gelelim sperm temelli edon uygulamalar neler? Bunları 5 başlık altında, 5 kategoride anlatmaya çalışacağım. Birincisi elektrik yüklerine göre işte zeta potansiyeli veya elektroforatik yöntemler. Diğeri yüzey antijenlerine göre max yöntemi. Üçüncüsü sperm ultrastruktural yapısına göre IMSI'den bahsedeceğim. Reseptör uyumuna göre PIXI, hiyalüronan metotlardan bahsedeceğim. Ve fizyolojik ortamı taklit eden mikrofiletisten bahsedeceğim. Edon uygulama olarak en çok karşımıza çıkanlar Türkiye'de bizim yani MAX, IMSI, PIXI, hiyalüronan metotlar ve özellikle şu mikrofluidics yöntemler. Çok karşımıza çıkıyor. Zeta yöntemi Ferhat arkadaşım anlattı. Aslında bu kadar yani havalı bir isim olmasına rağmen bu kadar az kullanılan ben başka bir sperm hazırlama tekniği görmedim. Bütün yayınlarda var. Kendim de denedim. Gerçekten çalışması keyifli bir yöntem. Şimdi statik elektrikle çalışıyor. Önce şundan bahsedeyim. Bir kere olgun spermler, spermatogenez ve epididimal maturasyon esnasında siyalik asitle kaplanıyorlar. Bu da bir negatif yük veriyor şeye, sperme. Bu yöntemde zaten negatif yüklü spermleri seçiyor. Şimdi öncelikle bu tüpü bir tane lateks pudrasız eldivenin içerisinde sürterek elektriklendiriyorsunuz. Elektriklendiğinde bir kağıda yaklaştırdığınızda kağıt zaten geliyor tüpe. Öncesinde sirmap ya da gradient yöntemi yapabilirsiniz. Yani temiz olsa daha iyi oluyor şeyler, spermler. Sonrasında işin esprisi bunun içine serumsuz, supplementsiz bir medyum koymanız lazım. O çünkü serum bunun iyon dengesini, elektrik yükü dengesini değiştiriyor. Koyduğunuz zaman negatif pozitife bağlanıyor, yüzeye bağlanıyor. Sonra çekiyorsunuz yıkama aşamaları vesaire. Zeta yöntemine göre elde ediyorsunuz spermi. Yapılan çalışmalarda
İşte DNA, density gradient santrifugasyonla kıyasladıklarında DNA fragmentasyonu daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. Yine density gradient ile kıyaslamışlar. Fertilizasyon ve top quality embriyonun daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar. Yine bu da 2019 yılından bir çalışma. Density gradient ile density gradient artı zeta yöntemine, işte yüzer vakalık iki grup halinde çalışıyorlar. Fertilizasyonda fark görülmüyor. Embriyo sayısında da transfer edilen embriyo sayısı. Top quality'de çok az bir fark var şu grupta. Yani bize esas ilgilendiren işte bu klinik, pardon neredeydi? Klinik gebelikte fark var ama implantasyon oranında çok fark yok. Doğum oranlarını bahsetmemişler. Düşük oranlarında da daha iyi olduğunu göstermişler bu zeta yönteminin. Çok fazla çalışma yok dediğim gibi. Bir de çalışmaya sadece male faktör katılmış. Diğer bir elektrik yüküne göre seçen yöntemse elektroforetik yöntem. Bu da 2005 yılında konsept olarak çıktı. Bunun bir özelliği yani sadece elektrik yükü değil, spermi bir de boyutuna göre seçiyor. İki tane kuyucuğu var. Ortada bir membran var 5 mikrometre. Poruları olan polikarbonat membran var. Yani işlem 5 dakika sürüyor. 5 dakika bir tamponu var onun. Onda bekliyor alışma aşaması. 5 dakikada 70 milivoltta yürütme yapılıyor. Canlı motil morfolojik olarak normal düşük DNA hasarı oranı tespit ediliyor şey sonrası işlem sonrasında. Zeta yöntemine göre kriyo ve tese materyallerine göre uygulanabilmesi daha iyi, daha temiz. TSE'de ve kriyo materyallerinde daha güzel sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar ama yöntem açıkçası rutin uygulamaya çok uygun değil. Her seferinde bunu otoplavlamak gerekiyor temizlik açısından. Yani biz birçok şeyi zaten kullanat şeklinde çalıştığımız için direkt kontaminasyon açısından, hijyen açısından çok uygulanabilir değil. Kompleks bir aparat. Gelişme aşamasında bununla ilgili bir çalışmada ise yine 2008 yılından bir çalışma. Açıkçası çok fark bulunmamış density gradient yöntemiyle yani sperm ellisi olarak. Klinik sonucu ben bulamadım. Bir diğer yöntem, en çok kullanılan EDON yöntem, MAX yöntemi diyebiliriz. Magnetic Activating Cell Sorting. Ciddi bir cihaz istemiyor. Şu şekilde kit halinde geliyor. Şu yeşil gördüğünüz mıknatıs, şu kolon yapısı. Şimdi MAX dediğimiz bir kere apoptotik sperm hücrelerini ortamdan uzaklaştıran bir teknik. Apoptotik hücreler fosfolipidil serin fosfolipidi membranında çoğalıyor bunların, sıklaştırıyor. Aneksin 5'te bir protein. Manyetik küreciklere bu proteinleri kaplatıyorlar. Sonra kolondan geçirirken bu mıknatıs sayesinde apoptotik hücreler kolonda kalıyor. Sağlam olanlar aşağı geçiyor. Çalışabilmek için temiz olması lazım. Yine mutlaka öncesinde bir gradient yöntemi lazım. Çok fazla bir temizlik ve santrifugasyon stepleri var. Yine bu da yüksek motilite, normal morfoloji ve düşük DNA fragmentasyonu vaat ediyor. Romani 2014'te fertilizasyon ve implantasyonda fark olmadığını göstermiş. Bu meta analizde ise 6 tane çalışma sisteme katılıyor. Bunların 4 tanesinde Kerem Dirican'ın da var çalışması. Biraz fark var. Gebelik oranlarında fark görülmüş bu meta analizde. 2013 yılında yapılan meta analiz. Ama devamında implantasyon oranlarında fark yok. Gene bir tanesi katılıyor çalışmana. Düşük oranlarında fark yok. Canlı doğumdan bahsedilmiyor. Açıkçası çok fazla gene randomize kontrollü çalışma yok bununla ilgili. Şu güzel bir çalışma. Bu da çok yeni 2020 yılında yapılan Evin'in yaptığı bir çalışma. 124 tane cycle kullanılmış. Retrospektif bir çalışma. Çalışmada gene MAX kullanılıyor. Çalışmaya sperm DNA fragman oranı yüksek vakaları, %20'nin üzerindekileri dahil ediyorlar.
İki grup halinde çalışılıyor. Bir gruba max artı density gradient sentrifugasyon, bir grupta sadece DGC. Üç şekilde inceliyorlar. Bir PGTA grubu, bir analog X grubu, bir de donasyon grubu. Bakıyorlar. İşte bakalım. Şimdi toplamda hakikaten üç grupta toplamda canlı doğum oranlarında gerçekten ileri derecede bir fark görülmüş. Tabii bu selektif grup, DNA fragmentasyonu yüksek olan gruplar. Düşüklerde de ciddi oranda azalma görülmüş. Gebelik oranlarında ise gene bir fark var. Fertilizasyonda fark görmemişler. Şimdi üç grubu kendi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bu PGTA grubunda bakıldığı zaman bir fark çıkmamış. Yani bu genetik inceleme varsa bir sıkıntı zaten çözmüş yani bu max olmasa da. Diğer hasta grubunda ise şeyde fark görmüşler. Yani işe yaramış max, canlı doğumlarda artış var. Düşüklerde de azalma var. İlk gebelikte şey görmemişler, fark görmemişler. Donasyon grubunda ise gene canlı doğumlarda ciddi oranda fark görmüşler. Orada da ne düşükte, düşükte fark görmemişler, gebelikte fark gözükmüş. IMSI'ye bakacak olursak bir diğer en çok kullanılan EDON yöntem. Bu da Bartov sayesinde 2002'li yıllarda hayatımıza girdi ve 20 senedir neredeyse hala konuşuluyor IMSI. Mizon teknolojisi bu ART uygulamalarına adapte edildi. Bir inverted mikroskop sayesinde multi-sperm organelle morphology examination 6 gün büyütmede yapılıyordu. 6 tane bölge bakılıyordu. Akrozom, postakrozom, lamina, nükleus, boyun, kuyruk ve mitokondri bakılıyordu. ART'ye geçtikten sonra özellikle kafayla ilgili kriterlere biraz yoğunlaşıldı. Onların outcome'larının daha iyi olduğu tespit edildi. Özellikle %4'ünden fazlasını kaplayan, kafanın %4'ünden fazlasını kaplayan vakuollere anormal sperm kabul edildi. Sistem pahalı, çok zaman istiyor, tecrübe istiyor. İmplantasyon başarısızlığı olan vakalarda kaliteli embriyo sayısı ve gebelik oranının artabileceği, düşük oranın azalabileceği belirtilmiş. Konvansiyonel XI ile kıyaslandığında gebelik ve implantasyonda artış, düşüş, düşüklerde azalma tespit edilmiş Balaban grubu tarafından. Şimdi bir önceki konuşmacı arkadaşım bundan bahsetti, gösterdi. Bu da Cochrane'in güzel bir meta analizi. Burada 535, geçen sene yapılmış olan bir review, 51 sayfalık, bayağı bir uzun. 535 çalışma içerisinden sıkıyıp ince dokuyup 13 tane birbirine benzer retrospektif kontrollü çalışmayı dahil ediyorlar. 2775 çift var. İşte 1256'sı IMSI, 1519'u da X'i grubu. Outcome olarak gebelik, düşük ve gene canlı doğum bakılıyor. Gebelik oranında bakıldığı zaman hakikaten kendileri de şaşırıyorlar zaten. Bir ufak bir artış var. Şu gördüklerinizde çalışmaya dahil etme kriterleri. Bu yeşiller ne kadar çok olursa çalışma o kadar kaliteli görünüyor. Sonrasında düşüklere bakıyorlar. Düşüklerde fark çıkmıyor IMSI ile yapılınca klasik X'e göre. Ve canlı doğumlarda da fark çıkmıyor. Zaten bizim için en önemlisi bu canlı doğum oranları. Sonuç olarak yani ne reddedebiliyoruz ne kabul edebiliyoruz, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var şeklinde. Artı şeyden dem vuruyorlar, yani bu konjenital anomalilerle ilgili çalışma yapılmıyor. Yani bunlarla ilgili pek bilgimiz yok şeklinde. Bir diğer çok kullanılan EDON uygulama hyaluronik asit. Hyaluronik asit bildiğiniz gibi yumurtayı çevreleyen yumurta ozotit kompleksinin ana komponenti. Olgunluğu tamamlamış hücrelerde hyaluronik asite bağlanma bölgeleri var. Bununla ilgili iki tane uygulama var genel olarak. Bir tanesi diş üzerine kaplanmış bir uygulama, PIXI ya da fizyolojik X'i de diyorlar. Diğeri de Sperm Slow, bu PVP içerisinde kullanılan bir yöntem. Şu çok güzel bir çalışma. 2019 yılında Lancet'te yayınlanmış. Lancet biliyorsunuz bu A grubu dergilerden impact faktörü yüksek bir dergi. 16 merkezi multicenter bir çalışma. 2772 hasta çalışmaya dahil ediliyor. Primary analysis dediği canlı doğum oranları fark yok.
Klinik gebelikte de fark yok. Prematüre doğumda fark yok. Fertilizasyonda fark yok. Biyokimyasal gebelikte fark yok. Sadece düşük oranlarında 3-4 kademe, %3-4'lük bir fark buluyorlar PIXI grubunda. Sonuç olarak da kendilerinden çok emin bir şekilde işte we can say with confidence diyerek PIXI is not, yani PIXI'nin X'ye üstünlüğü olmadığını ama düşükleri bir nebze de olsa azalttığını söylüyorlar. Bu şekilde. Mikrofluidics de çok popüler, özellikle Türkiye'de, belki üreticisinin Türk olmasından dolayı firmanın da tabii çalışmasında şeyi var, etkisi var, iyi çalışıyorlar, tanıtımını iyi yapıyorlar belki. Mikrofluidics'ler çok az volümlerde sıvıların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kontrollü bir ortamda faydalanmamıza imkan sağlıyor. Bilimin birçok alanında, genetikten RNA'ya her alanda kullanılmaya başlanmış. Değişik tipleri var mikrofluidiklerin. Mesela yani RNA alanında kullanılanların, mesela sabit bir akımda işte güçlü olan spermler bu akımdan kaçabiliyorsa bunları kullanıyorlar. Veyahut termotaksis, ısıya yönelen spermleri kullanıyorlar. Biliyorsunuz yani tübüllerde yumurtaya yaklaştıkça ısı değeri artıyor. Bu mantıkla bir takım chamberlar oluşturuyorlar. Ya da kemotaksis, kimyasal uyaranlarla sperm çekmeyen chamberlar var. En çok kullanılan bu add-on uygulama olarak bu ikisi var. Yani biri membran bazlı, membranöz, diğeri de kanal tipi çip. Şimdi bunlarla ilgili yapılmış olan çalışmaları göstereceğim size. Bu 2018 yılında Selçuk Hocam'ın yapmış olduğu güzel bir çalışma. Kanal tipi çip kullanmış. Kontrol grubu olarak SIMMAP kullanmış. Her iki yöntemde de santrifüj yok. Döllenme oranlarında biraz artış var gibi gözükse de anlamlı değil. İyi kalitede embriyoların arttığını, dolayısıyla dondurma oranlarının da arttığından bahsediyor. Sonuçlara bakacak olursak, gebelik olanlarında fark bulmamışlar. İmplantasyon oranlarında yok. Aynı şekilde donmuş siklüslerde de fark olmadığını gösteriyorlar. Evet. Canlı doğum oranlarında da keza fark yok. Yani canlı doğum oranını gösteren bu şeyle ilgili, benim bulabildiğim tek çalışma buydu. Bir diğeri, bu da male faktörü olan hastalarda yapılmış olan bir çalışma. Bunda da gene iki grup var. Bunda gradient yöntemi kullanılmış. Gene kanal tipi çip kullanılıyor. Gene fark yok. Yani gerek gebelik oranı olsun, klinik gebelik olsun, devam eden gebelik olsun, fark yok. 88'er kişilik çalışmalar. Canlı doğum oranından bahsetmemişler. Bir diğer çalışma, işte bu çipler add-on olarak kullanılabilir mi diye. Burada da membranöz tip çip kullanılmış. Bakıyoruz yine 81 kişilik gruplar, SIMMAP tekniği kullanılıyor. Gene fark çıkmıyor. Ne gebelik oranında, ne gebelik, klinik gebelik oranı, implantasyon ve düşük oranlarında fark bulmamışlar. Santrifügasyon kullanmamışlar. Ben de bu çalışmayı, ben de bununla ilgili bir çalışma yapmıştım 2019 yılında. Özellikle membranöz tip kullanmıştım ki amacım acaba hani bu spermler bu porlardan geçerken morfoloji daha iyi olabiliyor mu? Bir elimine bir yöntemi var, eliminasyon var mı diye. Hakikaten iyi morfolojideki spermlerde artış gördüm. Tabii gradient yönteminde de artış vardı. Kontrol grubuyla fark çıktı. Üstüne bir de DNA fragmentasyonu baktım. DNA fragmentasyonu bir nebze düştü şeyde. Tabii bende de hiç santrifüj yok. Biraz santrifüje bağlıyorum bunun düşmesine. Ama gradient grubunda tam tersi biraz artış oldu. Bununla ilgili hatta eleştiriler almıştım. İşte santrifüj değerlerinizin çok yüksek. Ya da kullandığınız DNA fragmentasyon yöntemi mi? Ondan mı kaynaklı gibi değil. Benim düşüncem biraz da şey, bazı hastaların DNA yapısının daha kırılgan olabileceğini düşünüyorum. Belki ondan kaynaklı olabilir. Öncesinde mutlaka belki bu tekrarlayan hastalarda şey bakmak lazım, yani mutlaka DNA fragmentasyonuna bakıp ona göre daha gentle, nazik bir yöntem izlemek gerekebilir sperm seçiminde. Santrifügasyon olmayan bir yöntem. Ben özellikle şeyde fark buldum. Bu birinci, yani denemelerde değil de ikinci, üçüncü tekrarlayan denemesi olan selektif hasta grubunda özellikle fertilizasyon oranlarında fark buldum.
gebelik oranlarında fark çıkmadı, canlı doğum oranlarına da bakmamıştım. Evet, Cochrane'in gene yapmış olduğu bu ileri sperm seçme teknikleriyle ilgili bir çalışma var. Burada gene 8 randomize kontrollü çalışma üzerinden gidiyorlar. 4147 vaka çalışıyor. Çalışmada işte bahsettiğim bu edilen yöntemlerden bahsediyorlar. Pixel olsun, Sperm Slow, Max, Zeta. Hiçbirinde bir şey görmüyorlar. Sadece hyaluronic acid binding bir nebze arttırabilir gebelik oranı şeklinde bir sonuç var. Bu da biraz şeyden kaynaklı, düşükleri azaltmasıyla orantılı. Hatta bunlar 2013 yılında bir metaanaliz daha yapmışlardı. Orada gene Pixi'den bahsediyorlardı. Çok emin değiliz şeklinde, yeterli data yok şeklindeydi. Gene bu İngiltere'deki Human Fertilization Embryology Authority'ye dönecek olursak, bu treatment add-on'lar, laboratuvarda kullanılan add-on'lar şu şekilde. Add-on'lar var. Bunları yapılmış olan retrospektif kontrollü çalışmalara göre belirlemişler. Yani işe yarar, işe yaramaz ya da soru işareti şeklinde. Yeşiller kesinlikle işe yarayan şeyler, yöntemler. Turuncu yarayabilir, yaramayabilir. Kırmızılar işe yaramadığını gösteriyor. Şimdi biz sperm, konumuz sperm olduğu için altlarını kırmızıyla çizdim. İMSI için kırmızı göstermişler, işe yaramaz diye. Pixi için de gene aynı şekilde kırmızı denmiş. DNA fragmentasyonu için daha ilave bilgilere ihtiyaç var denmiş. Şimdi özetleyecek olursak, take home message olarak bu kadar anlattık. Yani aklımızda ne kalabilir? Bir kere DNA fragmentasyonu yüksek vakalarda max etkili. Pixi yöntemi özellikle düşükleri azaltma konusunda etkili. IMSI yönteminin rutinde çok bir etkisi olmasa da ileri derecede teratozoa sperm hastalarda, vakalarda etkili olabilir. Yani çünkü zaten biz çoğu zaman morfolojik kriterlere göre seçiyoruz. Her ne kadar tamamen IMSI kriterlerini kullanmasak bile, yani o büyütmede, 60'lık objektifte, yani eminim ki çok daha iyi gözükecektir spermin morfolojisi. Bir de 20 yıldır konuşuluyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz, mutlaka bir faydası vardır diye düşünüyorum. Mikrofluidiklerle ilgili söyleyebileceğim klinik sonuçlarda kayda değer bir etkisi olmasa da daha çok çalışmaya ihtiyacı var. Sonuç olarak sperm seçimi kaynaklı add-on uygulamaları klinik outcome'ları arttırmadığını önemli. Şimdi başta demiştim, hani etkin olması lazım, bir de güvenli olması lazım. Güvenlik açısından sorun yok, bu kadar çalışma yapılmış. Yani etkinliği olmasa da zarar olmadığını biliyoruz en azından. Birçoğuna nemozi. Embriyologların morfolojik olarak sperm seçimindeki deneyim farklılıkları bu karşılaştırmalı çalışmalarda kısıtlayıcı faktör oluyor. Daha çok randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç var. Özellikle metodolojik olarak, yani sperm seçme konusunda çoklu metodoloji. Yani IMSI yaparken atıyorum yapay zeka girecek işin içine. İşte biofringe'ler olsun. Yani birkaç yöntem bir arada belki daha etkili olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Söz sizde. Çok teşekkür ederiz sunumlarınız için. Vakitimiz azalıyor. Ben o yüzden sorulara geçmek istiyorum. Yine Necati arkadaşımızın bir sorusu var. Tüm vakalarda muhakkak kendi kliniğinizde yapılmış bir semen analizi olmasını istiyor musunuz? Hangi vakalarda özellikle üroloji, androloji konsultasyonu istiyorsunuz? Konsultasyon sonrasında klinik yönteminizi nasıl sürdürüyorsunuz? Kadın doğum, üroloji ortak karar süreciniz nasıl işliyor? Evet, Serdar Hocam, sizden başlayalım isterseniz. Sesiniz açık değil. Ses hocam. Serdar Hocam, sesiniz açık değil. Evet, şimdi açıldı mı? Evet, evet, buyur. Evet, şimdi şöyle, bizde Hacettepe'de sperm analizi zaten kadın doğumun bünyesinde yapılıyor. Yani androloji laboratuvarı bizde, ürolojide değil. Mutlaka orada çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ekip oluşturarak çalışıyoruz. Hiç aramızda yani bir sorunumuz yok. Başka bir soru var mıydı? Şu an için yok, sırayla gidiyoruz. Ya orada sorumlu, androlojiden sorumlu yürürlük arkadaş var. Biz de IVF ekibi olarak onlarla
uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Evet, iki kliniğin olduğu yerlerde bu uyum devam ediyor. Evet, devamlı TSE'ye gelirler. Çok güzel TSE'lerimizi yaparlar, giderler. Gayet biz hiç sorunumuz yok. Evet. Tülay Hocam sormuş. Globo zoospermi, heterojen globo, izola pinhead ve amorf spermatoza gelen örneklerde morfoloji önemi var mıdır? X öncesi bu kapsamda morfolojinin önemi gerekli midir? Şimdi bunların hepsi zaten sıfır olan, morfolojisi sıfır olan olgular. Hepsi, yani %100 globo zoospermi kastediyorsa, yani bu sorunun ben pek amacını anlayamadım. Yani başarısızdan mahkum vakalar bunlar. Onu demek istiyorum. Tamam. Bilmiyorum arkadaşların şeyleri var. Eklemek istedikleri evet var mıdır? Ben belki globo zoospermiyi biraz daha farklı değerlendirebilirim. Yani döllenme kapasitesi düşük olduğu için biliyorsunuz host aktivasyonu yapılmakta onlarda. Ya da imsi belki bir nebze etkili olabilir. Yani her ne kadar yuvarlak kafalı olsa da çok küçük bir akrozom gözükebiliyor. Onlarda döllenme alabiliyoruz. Piezoelektriğin de faydasını gördüm globalarda. Gebeliğiniz var mı Koray Hoca? Efendim hocam? Gebeliğiniz var mı? Globo ile gelebildiğiniz var mı? Var canlı. Hocam. 3 tane var. Canlı doğum. Evet. Elinize sağlık. İyi o zaman elinize sağlık. Ama şöyle söyleyeyim hocam. Parsiyel globo. Total globo değildi. Evet. Hocam bu konuda bir küçük bir yorum yapmak istiyorum ben de açıkçası. Tip 1 dediğimiz total globo vakalarında yani direkt yuvarlak kafa dediklerimizde ben de hani şimdi kararlı 4-5 defa denk gelmişimdir. Döllenmede genel olarak yani az da olsa yani bir karşıma aktivasyonu uyguluyoruz. Genellikle başarılı olduğunu gördüm. Umut'ta en azından bir iki gebeliğimiz var. İkisi de tip 1 hastası hocam. Kafasında akrozom mevcut değil. Gene aynı şekilde de zamanda Fulya'da da denk geldi. Fulya Bahçeci'de de yaptık. Orada da gebeliklerimiz yine var. Tip 1 globo için konuşuyorum. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Feyhan arkadaşımız sormuş. Sperm boynunda droplet olması fertilizasyonu ne derecede etkiler? Örneğin şiddetli OAT ya da kriptozoa spermde her şeyi normal ama hiç hareket etmeyen sperm mi? Yoksa boynunda droplet olan ama titrek hareket eden sperm mi? Diye soruyor. Şimdi bu soruya ben cevap verebilir miyim? Buyurun, yani boynunda droplet olmaz. Boynunda droplet olması eşittir immatür spermatoza. Zaten bunu biz anormal sperm olarak kabul ederiz. Çok güzel anlattı Orçun. Morfolojileri gösterdi sağ olsun. Yıllar evveline gittim ben de o zamanlar. Dolayısıyla o sperm kullanılmamalı bence. Titrek hareketli, düzgün şekilli sperm daha iyi olacaktır. Bilmiyorum arkadaşlarım başka fikri var mı? Yani açıkçası ben şu şekilde yaklaşıyorum hocam genelde. Elimizdeki öncelikle bir kaç tane yumurtamız var? Kaç tanesini işlem yapacağız? Eğer böyle bir durumlarda eğer iyi şekilde yakalayamıyorsak tabii ki de bunları da işleme alıyoruz. Ama tabii ki de şimdi hareketli var, hareketsiz var. Pardon, iki tip hareketsiz de söyleyebilir. Şimdi bazıları direkt yerinde duruyor. Yine bazıları yine hareketsiz ama bir rengi çok önemli mesela işlem alacaksak eğer. Spermin canlılığı için çok büyük bir gösterge bence. İkincisi gene kuyruk kıvrımı çok önemli. Yani her ikisinde hareketsiz olabilir ama mesela kuyruk bükük şekildeyse seçimlerde biz genelde onları kullanıyoruz. Genelde güzel sonuçlarımız da var. Evet, görüntüsü normal olup kuyruğu daha yumuşak olanlar tercih ediliyor. Doğru. Evet. Gereksiz antioksidan kullanımında oluşacak rediktif stres sperm parametreleri de nasıl etkiler diye sormuş sevgili Halil Russo. Ben kullanılmasını zaten desteklemiyorum. Bu soruya cevap veremeyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Koray Hocam. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tamam, anlamadım. Gereksiz antioksidan kullanımında oluşacak rediktif stres sperm parametrelerini nasıl etkiler? Ben katılıyorum gerçekten. Yani sürekli böyle bir şey var. Antioksidan tedavi. Şimdi baktığımız zaman aslında kanser hücresi oksijensiz fosforilasyonla enerjisini sağlayan bir hücre. Yani
aslında bir yerde kanserleştirmeye de götürebiliriz yani çok aşırı antioksidan uygulamalarla. Yani aşırısı tabii ki fazla ama biz yani gerekli dozunda kullandığımız zaman 2-3 aylık tedavi denemelerimizde özellikle bu dediğim gibi yani çok yüksek DNA fragmentasyonu olan hastalarda faydasını gördük. Teşekkür ediyoruz cevabınız için. Orçun Hocam sizin yorumunuzu. Benim de çok fazla ekleyeceğim bir şeyim yok. Diğer soru. Tülay Hocamız bir soru sormuş. Varikosel olgularında da teratozoospermi gelişiyor mu diye. Evet gelişir tabii ki. Evet gelişir. Morfoloji bozuk çıkar. Bozuluyor. Yani. Evet başka sorumuz. Engin Hocam sormuş. Engin Enginsu. Aşılamalarda teratozoospermi etkili değildir derken göz ardı edilen spermlerin yıkama işleminden geçirilmiş olduğu her iki oturumda da yıkama sonrası sperm morfolojisinin arttığı gösterildiğinden morfolojinin tanısal değerinin IUI grubunda değerlendirilmesi doğru mu? Diye sorusu var. Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vereyim. O makale, konunun makalesiyle ilgili olarak. Metodolojiyi tam olarak hatırlamıyorum. Yani sperm morfolojisine yıkama öncesi mi sonrası mı bakmışlar? Ona bakmak lazım. Bu arada tabii bakamadım ekran dolu olduğu için. Yani tam cevap veremeyeceğim ama Engin'in söyledikleri çok haklı. Tabii ki her türlü işlem daha iyi kaliteli spermi seçecektir. Ondan sonra mı bakıp şey yaptılar onu bilmiyorum yani. Ona cevap veremeyeceğim. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Yine Feyhan bir soru sormuş. Koray Bey'e soruyor. Sperm çip hakkında ne düşünüyorsun? Etkili bir addition olabilir mi diye ama sunumunda bununla bahsetmiştin. Gene eklemek istediğin bir şey varsa. Şimdi şöyle sperm çiple ilgili benim en çok hoşuma giden şey bir kere santrifüj olmaması. Aynen. Tabii böyle yani santrifüj olmayınca da her vakaya uygulayamıyorsunuz yani çok ağır oligozoospermik hastalara. Bir o evet. Özelliği hoşuma gidiyor ama onun haricinde yani çok böyle mucizevi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Hatta biz şey yaptık yani kendimiz bir laboratuvarda 2 yıldır kullandığımız bir yöntem var. Ben bu sene eşireye de gönderdim. Hakikaten çok şey tek basamaklı, çok pratik, cost effective. Laboratuvarda başka cihaz istemeyen, herkesin böyle yapmak isteyeceği güzel bir yöntem. Gönderdik. Bakalım şey olursa, kabul olursa bir yerde anlatırız. Çok güzel. Şimdi bizim benim de aklıma bir şey geldi. Koray'ın santrifüj kullanmak istemiyorum deyince. Evet. Ben Almanya'ya ilk gittiğim zaman 93'te orada Glasswool kullanıyorlardı. Orada da hiç santrifüj yok. Ve çok da şey yapıyorlardı, öneriyorlardı. Ve biz de çok kullandık sonra. Türkiye'ye gelince ben onlardan buldurdum, aldırdım. Bayağı olumlu IUI çalışmaları görmüştük. Santrifüj yoktu onda da, Glasswool'da. Evet hocam, Glasswool'da yok. Hatta ona şimdi makı da eklediler. Yani hem şey yaparken, süzerken apoptozu da elimine ediyor. Evet. Başka eklemek istediğiniz evet. Yoksa diğer soru var. IMSI için Can Köse sormuş. IMSI için meta analiz sonuçları paylaşıp sonrasında sununun sonuç death slide'larında ilk madde olarak IMSI iyidir demek. Enteresan şeklinde bir yorum şimdi, olmuş daha doğrusu. IMSI'de ben zaten kötü demedim. Yani o meta analizde de kötü demiyor. Yani ne kabul edebiliyor ne reddedebiliyor. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Evet. Ki başka Balaban'ın yaptığı çalışmalarda falan bu kötü prognozlu sperm parametrelerinde hakikaten selektif hasta gruplarında etkili. Zaten yani 2017 yılında Amerika'da kişiye özel tedavi şeklinde bir proje başlatıldı. Herkese kişiye özel tedavi. O yüzden kişiye özel tedavi yapıp yani şey yüksekse, parametre DNA şeyleri yüksekse, morfoloji çok kötüyse onlar da etkili olabileceğini düşünüyorum. Böyle çalışmalar da var. Evet, çok teşekkür ediyorum cevabınız için. Hayır hocam. Evet, Necati arkadaşımız sormuş Koray hocamıza. Sanırım esas sorun edisyonun uygulamalarının çıkış nedenleri ve geliştirme mantığı ile klinik kullanım için seçilen gruplar arasındaki uyumsuzluk. Hedef grup doğru seçilmeyerek daha genel gruba uygulandığında elde edilen sonuçlar hem kafa karıştırıyor hem de zaman kaybı oluşturuyor. Aslında hedef kitle doğru tanımlanırsa
etkinlikleri daha net görülecektir. Bu düşünceye katılır mısınız diyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel özetlemiş. Zaten ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani tedaviyi baştan bilirsek başarı oranı, yani ona uygun çözüm uygulayarak başarı oranı daha iyi artar, daha başarılı olur. Kesinlikle katılıyorum. Evet, diğer Necati Hocam'ın çok daha çok güzel bir sorusu var. Global zoosperma olgularında host aktivasyon yöntemleri arasında bir fark gözlemlediniz mi? Var mı diye düşüncenizi soruyor. Açıkçası. Yani sanki şeyde daha iyi oluyor gibi. Elektro aktivasyonda, piezoelektrikte daha iyi oluyor gibi gördüm ben yaptığım tecrübelerden. Ya öyle ki şeyde bile hiç sperm vermeseniz bile monopiyeni görüyorsunuz yani. O kadar etkili. Ya ben de iki satır ekleyeceğim. Eklemem gerekirse. Ya çok büyük bir faydasını ben açıkçası görmedim. Tabii ki de kalsiyum şimdi faydası yok dersek yalan söylemiş oluruz. Tabii ki de kalsiyum bir tetikleyici rol kesinlikle oynuyor. Piyano oluşumunda kolajımda dediği gibi etkisi var. Ama sonraki atıyorum işte ikinci gün bölünmesi, üçüncü gün bölünmesine baktığımız zaman bunların yani bir oran aldığımızda çoğundan kıviç olarak da kaldığını da görebiliyoruz. Tabii ki etkisi var ama ne kadar o tartışılır. Orçun arkadaşıma katılıyorum. Yani dediği gibi yani döllenme tamam oldu bir embriyo oluşuyor ama çok pırıl pırıl bir embriyo olmuyor. Yani gebelik de belki çok düşük ama fragmanlı oluyor genelde. Çok güzel gitmiyor açıkçası. Teşekkür ederiz. Değerli hocam. Benim bir yayınım var. Globozom spermi ile Y kromozom mikrodalyasyon ilişkisi var mı diye. Bilmiyorum gördünüz mü? Hocam ben okuldan sonra bakacağım hocam. İlişkisi olmadığını çıkartmıştık. Öyle mi? Elinize sağlık hocam. Evet. Elinize sağlık. Evet, Seda Erdem sormuş. Kendi laboratuvarlarınızdaki morfolojik kriterleri nasıldır? Farklı merkezlerden gelen sonuçlarda bazısında 5 bazında 16 kriterde değerlendirme yapılmış oluyor. Optimal olan sizce nedir? Evet, kliniklerdeki. Ben başlayayım mı? Evet, buyurun. Açıkçası biz Kruger metodunu kullanıyoruz. 4 üzerinden bakıyoruz. Tabii bize gelen sperm şeylerinde de açıkçası sonuçlarında da 7 verenler, 10 verenler, 13 verenleri de rastlayabiliyorum. Ama yani açıkçası bizim şeyimiz 4. Kruger 4'e bakıyoruz biz. Evet. 4 derken neyi kastediyorsun? Ben anlayamadım Orçun. Morfolojik açısından hocam yani iyi kalitede çok iyiyse 4 üzerinden daha çok veriyoruz. Herhalde burada değerlendirme hani baş, boyun, kuyruk, toplar, mikroplet tamam. Ve bunun alt gruplarının değerlendirmesi şeklinde sormak istedi diye ben. Evet ama tabii ki onun yapılabilmesi için daha bir androji labı ya da evet. Özel bir androji labı gerekiyor. Bizim gibi bir yani açıkçası bizimki biraz yoğun. O bazlı inceleme pek açıkçası yapamıyoruz. Peki androji polikliniğin olduğu bir şekilde olması lazım. Olsaydı evet o zaman belki bir yıkama bile yapılabilir o zaman hastalar için evet. Ayrıca. Şimdi ben yıkama, buna boyama. Bir katkı verebilir miyim? Şöyle eski yayınlarda akrozomal indeks diye bir şey çıkmıştı. Yani morfolojide eğer kafa önemli, kafanın içinde de akrozom çok çok önemli. Akrozom evet. %40-70'in altında üstündeyse işte ve işte globomoblobo tabii o zaman en worst yani en kötü morfoloji grubuna giriyordu. Biz de aynı şekilde baş, boyun, kuyruk bakıyoruz. Kruger'e göre %4 üzerinden değerlendiriyoruz. Kendimiz bakmayı tercih ediyoruz açıkçası. Çünkü merkezden merkeze değişebiliyor, bir standardı yok. Kendi alıştığımız şekilde, kendi data, kendi standardımızı oluşturmuş durumdayız yani bir aşamada. Ferhat Cengiz sormuş. Serdar Hocam, sperm morfolojisi ile ilgili yapılan son çalışma siz katılıyor musunuz diye ama. O 2018 yayınında biz yokuz yani orada bizim çalışmamız yok. Hı hı. Onu mu sormuş acaba? O grupta yokuz yani. Muhtemelen. Tülay Hoca sormuş. FSH mı yoksa antioksidan mı? Hangisini tercih edersiniz diye. Ne için ama? Orada evet onu. DNA fragmantasyon yüksekliğinde mi? Onu belirtmemiş. Odur hocam. DNA fragmantasyonu düşürmek için. Evet muhtemelen. Valla FSH kullanmak yani biraz çok
kesik kriterleri var yani şey öyle şey kullanamazsınız ama antioksidanı kullanabilirsiniz gibi geliyor. Yani ben biraz açarsa soruyu tam anlayamadım yani. Ben açıkçası ben de bu sunuma çalışırken fark ettim yani FSH'ın da bu şekilde kullanılabileceğini. O yüzden ilgimi çektiği için o slide'ı koydum meta analizde. Biz de antioksidan tedavi kullanıyoruz hani yan etkisi olmaması açısından. Daha rahat hem daha olabilir. Ucuz hem daha şey evet, hem evet. Daha ucuz. Ama FSH'ın da katkısı varmış yani o analize bakınca meta analize. Evet, Feyhan Elibol'un sorusu var. Total pinhead vakalarında ne yapılmalı? Ben Feyhan diye belirtmiş. Neler total yapıyorsun? Ne vakası dediniz? Total pinhead vakalarında pinhead ne yapılmalı diye sizlere sorusu var. Yani. Pinhead. Belki test ameliyatı bir işe yarayabilir. Yani daha aşağılardan olursa. Teze deneniyor genellikle. Evet, ben teze öneririm yani. Pinette teze bence de. Aspirasyon değil de ekstraksiyon. Ha, oradan da farklı bir şey bulabilir miyiz? Soru işareti. Soru işareti. Ama bence kesinlikle teze. Evet. Önce ona bir bakalım derim yani. Ne olur ne olmaz. Tülay Hanım yine sormuş. Homojen globallarda canlı doğum oranlarınız nedir diye. Biraz önce belirttiler. Evet, biraz konuşulmuş biraz önce. Cevap verildi. Eklemek istediğiniz varsa? Bizim yok yani. Partiyelde 3 tane var. Evet. Bize de çok tip bir gelmiyor zaten. Gelenleri gibi bıraktık. Evet. Evet, piezo uygulaması maliyetini düşününce gerçekten etkili mi diye Feyhan Hanım tekrar sormuş. Orçun yani sizin laboratuvarda var mı piezo? Yok hocam, hayır. Bence çok da şart değil. Yani bu en son iyonomisinde gerçekten güzel sonuçlar veriyor aktivasyonu. Bizde de yok sonuçta. Evet. Zafer'in de evet. Gerçekten Kastüm. Güzel çalışmaları var bununla ilgili. Tavsiye ediyordu. Kalsiyum aktivasyonunu mutlaka uyguladığınız vakalar hangisi? Cem Korkmaz söylemiş. Teşekkürler diyor. Bir kere yani tekrarlayan bir hastaysa döllenmesi de düşükse o tarz vakalarda olabiliyor. Ya da işte bu globuzospermik hastalarda olabiliyor. Fertilizasyon oranı düşük. O evet. Şiddetli OAT'lerde uyguluyoruz. Evet, aynen o şekilde. Yani kesin bakacaksak kesin kapsamında Total FF. Total FF. Hani önceki dönemimiz Total FF varsa kesin. Evet. DNA fragmentasyonu diye belirtmiş Türey Hocam. Zaten cevaplamış olduk. Evet, oturum için kapat. Ben öncelikle teşekkür edeceğim çünkü zamanımız çok doldu. Lale Hocam'a sözü bırakmadan önce Klinik Embriyoloji Derneği Başkanımız sevgili Necati Hocam'a, tüm Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu'na ve sizlere Serdar Hocam, Orçun Hocam, Koray Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Muhteşemdiniz. Çok bilgilendik hakikaten. Ellerinize, emeğinize sağlık diyorum ve sözü kapatmak üzere Lale Hocam'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Betülcüğüm'ün söylediği her birine katılıyorum. Onunla da böyle ortak bir sunum yapmaktan büyük bir zevk aldım. Hepinize emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu'na üyesi arkadaşlara, katılımcılara hepinize güzel günler diliyorum. İnşallah yakın zamanda yüz yüze toplantılarımızda da buluşur. Hasret gideriz. İnşallah. İyi akşamlar hepinize. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.